Bismillahirrahmanirrahim. Babu sıfatı teyemmümü keyfehiye. Bu bab teyemmümün sıfatını beyan eder ki teyemmüm nasıl edilir? Teyemmümün yapılması hakkında sahabelerden ihtilaf var. Bazıları ellerini toprağa vurup ellerini meshederler, kollarını keder. Hatta bir rivayette omuzlarına kadar. Esas teyemmüm yüzünü meshetmek, bir de ellerini meshetmek. Yüzünü meshetmekte ihtilaf yok, fakat ellerini meshetmekte bileklerine kadar mı, dirseklerine kadar mı, omuzlarına kadar mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı sıfat-ı teyemmümü keyfehiye. Bu bab teyemmümün sıfatını beyan eder ki nasıldır? Keyfehiye. O teyemmümün sıfatı nasıldır? Teyemmüm, yüzünü meshetmek, ellerini toprağa vurup yüzünü meshetmek, bir de ellerini meshetmek. Yüzünü meshetmekte ihtilaf yok, fakat ellerini meshetmekte ihtilaf var. Sahabelerin bazısı omuzlarına kadar meshetmişler, bazıları dirseklerine kadar, bazılarının da bileklerine kadar. Bu üç rivayet hakkında muhtelif hadisler var. İmam-ı Tahavi burada bu hadisleri zikredecek ve her tarafın delillerini beyan edecek. Üç kavulden müftabih olanı sonunda beyan edip onu alacak. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene el-Vehbiyyü kâle haddesene ibn-i İshak en-i Zühriye en-Ubeydillah en-Abdillah ibn-i Abbas. Ubeydullah ki İbn Abdullah İbn Utbe. Bu da Abdullah İbn Abbas'tan rivayet ediyor radıyallahu anhuma. En Ammar'in, o da Hazreti Ammar radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Kale kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ammar diyor ki ben Resulullah Efendimizle beraber idim. Hine nezelet ayetü teyemmüm, teyemmüm ayeti nazil olduğu vakitte. Fedarabna darbeten vahideten. Biz ellerimizi bir kere yere vurduk. Bir kere lil veci yüzümüz için, yüzümüzü meshetmek için. Sümme darabna darbeten lil yedeyn. Ondan sonra bir defa daha ellerimizi yere vurduk. Lil yedeyn ellerimiz için nereye kadar? İlel menkibeyni omuzlarımıza kadar. Zahren dışarıdan ve betnen içeriden. Yani diş taraftan omuzuna kadar, alt taraftan da koltuğunun dibine kadar. Şimdi bu hadiste yüzünü meshetmek, bir de ellerini omuzlarına kadar meshetmek. Hem dışarıdan kollarını hem de içeriden. Dış taraftan omuzlarına, alt taraftan da koltukların altına kadar. Bu Hazreti Ammar'dan rivayet edilen hadis. Haddesene ibn Ebi Davud ve Muhammed ibn Nu'man kâle. İkisi de dediler ki haddesene Abdülaziz ibn Abdillah el-Uveysi. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله ابن شهاب الزهري ده بو حديث الشريف حضرت أمبار الحديث رواية إلدي حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد محمد بن أسمع قال أخبرنا جويرية جويرية بن أسمع البصري عن مالك إمام مالك عن الزهري وذا الزهري أن عبيد الله بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه عبيد الله بن عبد الله باباسي عبد الله بن عباس رواية الذي عن عمار وذا حزرة عمار قال حزرة عمار buyurdular ki تمسحنا biz مسح إلدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizle beraber بالترابي toprağı ile biz mesheyledik, yani teyemmüm eyledik. Femesehna vücuhena, yüzümüzü mesheyledik. Ve eydiyena, ellerimizi, ellerimizi de nereye kadar? İlel menakibi, omuzlarımıza kadar. Evet, şimdi bu da yine Hazreti Ammar'dan gelen rivayette eller omuzlarına kadar teyemmüm edilecek. Haddesena Muhammed ibn Ali ibn Davud kâle haddesena Sa'id ibn Davud kâle haddesena Malikun enne ibn Şihab. İmam Malik diyor ki İbn-i Şahab-ı Zühri haddesehu, ona rivayet eyledi ki enne Ubeyd Ubeydallah ibn Abdillah
Hazreti Abdullah bin Abbas'ın oğlu Beydullah akhberahu Zühri'ye haber vermiş. An ebihi babası Abdullah bin Abbas'tan. O da kimden rivayet eylemiş? En Ammar'ın Ammar'dan mislehu bu hadis-i şerifin eynedi. Haddesena Ebu Bekret'e gâle haddesena İbrahim ibn-i Beşşar gâle haddesena Süfyan ibn-i Uyeyne gâle haddesena Amr ibn-i Dinar an ibn-i Şihabin an Ubeydillah an Abihi an Ammar. Yine Hazreti Ammar radıyallahu anh'den rivayet ediliyor. Gâle teyemmemnâ me'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Peygamber Efendimizle teyemmüm eyledik. İlel menâkibi omuzlarımıza kadar. Haddesena Ali ibn-i Şeybe gâle haddesena Yezid ibn-i Harun gâle akberena ibn-i Ebi Rîmin an-i Zühriyi an-Ubeydillah ibn-i Abdillah an-Ammar ibn-i Yasir gâle Ammar ibn-i Yasir buyurdular ki künnâ me'a Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle beraber idik. Fî seferin bir seferde bir rivayette bu Gazvetül Müreysi' denilen sefer idi. Fehâleke ikdün Aişe radıyallahu anh'a Hazreti Aişe'nin boynuna takmış olduğu gerdanlık kayboldu. Ki zifar boncuklarından bir boncukla ipe dizilmiş. Buna ikit derdiler. Bu kayboldu. Fatalebuhu onu aradılar. Hatta esbehu hatta sabahladılar. Sabah namazı geldi. Ve leyse me'al kavmi ma'un cemaatle beraber de su yoktu. Su kuyu olan su başı olmadığı gibi de cemaatte de su yokmuş. Millet sıkıntıya düştü. Fenezeletir ruhsatu fit teyemmüm. Teyemmümdeki ruhsat nazil oldu. Ne ile? Bissa'i temiz toprağıyla. Temiz toprağıyla teyemmüm ayeti. Feteyemmümü sa'iden deyibe tayyibe ayet kelimesi nazil oldu. Fekamel müslümune müslümanlar kalktılar. Fedarabû be eydihim ellerini vurdular ilerlerdi yere. فَمَسَّحُوا بِهَا وَاَلَّرِيْلَ مَسْحَ اِلَدِلَرْ وُجُوَهُمْ yüzlerini. Bu bir. İkincisi de وَظَاهِرَ اَيْد۪يهِمْ ellerinin de diş taraflarını اِلَى الْمَنَاكِبِ omuzlarına kadar وَبَاطِنَهَا ellerinin iç taraflarını da مَسْحَ اِلَدِلَرْ اِلَى الْاَبَاطِ koltuklarının altına kadar. Şimdi bu rivayette de gene teyemmüm iki darp bir niyet derler ya iki darp bir niyet. Teyemmüme niyet edecek. Ondan sonra ellerini bir defa toprağa vuracak. Yüzünü mesedecek. Birisini de vuracak. Sağ sol eliyle sağ kolunu dışarıdan çekecek omuzuna kadar. Ondan sonra döndürüp koltuğun altından da çekecek. Aşağıya kadar. Sağ eliyle de sol kolunu elinin üzerinden tutar çeker omuzuna kadar. Ondan sonra koltuğun altında büker getirir. Elinden çıkarır. Elinden çıkarır. حدثنا محمد بن النعمان وابن أبي داود قال حدثنا لويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمار بن ياسر işte عبد الله بن عباس عمار بن ياسر'den rivayet ediyor عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'den misle-u aynı hadisi şerifi. Şimdi bu hadisin son ravisi Hazreti Ammar. Hazreti Ammar radıyallahu ta'ala teyemmüm ayeti nazil olduğu vakitte Resulullah Efendimizle berabermiş ve ayeti kerime nazil olduktan sonra da ashab-ı kiram nasıl teyemmüm ettiğini beyan ediyor. Burada Resulullah Efendimiz şöyle teyemmüm edin, böyle teyemmüm edin diye bir şey rivayet etmiyor. Ondan yalnız diyor ki ashab biz böyle yaptık. Yani ellerimizi toprağa vurduk, yüzümüzü meseledik. Bir dellerimizi toprağa vurduk, kollarımızı omuzlarımıza kadar, koltuklarımızın altına kadar dişten işten meseledik. Gale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyuruyor ki فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim bir cemaat sahip oldular اِلَى هَذَا bu hadise. Bu hadisle amel eylediler. فَقَالُوا dediler ki هَكِذَا تَيَمْمُ teyemmüm böylecedir. دَرْبَةٌ لِلْبَچِ bir defalini vurmaktır. Dil ve yüzü için ve darbetün bir defede ellerini vurmaktır. Lizzira'in kolları için nereye kadar? İlel menakibi vel abad. Omuzlarına ve koltuklarının altına kadar mesh etmek için yere vurmaktır.
bu mezhebe sahip olanlardandır. Zühri. Evet, meşhur olan rivayet İmam-ı Zühri bunlardandır. İbn-i Hazm diyor ki Ammar, Zühri mezhepleri buydu. Muhammed İbn-i Mesleme'nin Malikiyye'de Muhammed İbn-i Mesleme'de rey budur. Ve halefehum fî zâlike âkharun, başkaları bunlara muhalefet eylediler. Ve halefehum fî zâlike âkharun, ulemadan başkaları bunlara muhalefet ettiler. Dediler ki hayır, teyemmüm omuzlara kadar değildir. Fefteregu firketin, bunlar da iki firkaya ayrıldılar. Fekalet firketu minhum, bunlardan bir firkesi dediler ki etteyemmümü teyemmüm lil veçhi vel yedeyni ilel mirfekeyn. Teyemmüm yüze olur, bir de ellere olur, ilel mirfekeyn dirseklerine kadar. İşte buna sahip olanlardan bazıları Hazreti Ali, Abdullah ibn Ömer, Hasan-ı Basri, Şabi, Salim ibn Abdullah ibn Ömer, Süfyan-ı Sevri, İmam Ebu Hanife, Malik, Şafii, İbn Ebi Leyla, Hasan ibn Ebi Sevr, bunların mezhepleri budur ve ekseri ehli fetvanı ve ehli selefin mezhebi kavli de budur ki İmam-ı Tahavi de bunu tercih ediyor ki iki darp, ellerini bir defa yere vuracak, yüzünü mesedecek, bir defa da vuracak, ellerini dirseklerine kadar mesedecek. Ve kâlet firkatun minhum, bu ikinci taifeden bir firka da dediler ki etteyemmümü teyemmüm lil veçhi vel keffeyn, yüzü için olur, bir de elleri için olur. Yüzünü meseder, bir de ellerini bileklerine kadar meseder, dirseklerine kadar değil. Bu mezhebede sahip olanlar bazıları Ata, Mekrul, Ahmed ibn Hanbel, Evza'i, İshak ibn Rahevi, İbn-i Müzir ve Ehl-i Hadis'in ümumi de buna sahip olmuşturlar. Şimdi evvela ikiye ayrıldılar. Eller, yüzde ihtilaf yok dediğim gibi, ellerde ihtilaf var. Ellerini mesederken omuzlarına kadar mı değil mi? Evvela omuzlarına kadar mesedecek diyenlerin delillerini getirdi. Şimdi de bu hayır, omuzlarına kadar değil diyenleri getirdi. Omuzlarına kadar diyenler iki firkaya ayrıldı. Bir kısmı dirseklerine kadar mesedecek, bir kısmı bileklerine kadar mesedecek dediler. İster dirseklerine kadar olsun diyenler, isterse bileklerine kadar olsun diyenler, bunlar delil getirdiler. O birinci zümreyi omuzlarına kadar mesedecek diyenlerin aleyhine delil getirdiler. Ve İmam-ı Tahavi buyuruyor ki فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ حُجَّةُ اُلْدِ لِهَذَيْنِ الْفَرِيْقَيْنِ, bu iki firkenin hüccetinden oldu عَلَى الْفِرْكَةُ الْعُولَى, birinci firke üzerine omuzlarına kadar mesedecek diyenlerin aleyhine hüccetler var da o hüccetlerden birisi de oldu ki اَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرْ اَمَّارَ بْنَ يَاسِرْ لَمْ يَذْكُرْ, zikreylemedi ki اَنَّ sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz emerahum, onlara emretti en yeteyemmemu, teyemmüm etmeyi emretmedi. Kezalik, böylece siz böylece mesedin, omuzlarınıza kadar mesedin diye Resulullah Efendimiz emreylemedi. Ve innema akhbarahum, Hazreti Ammar haber veriyor. En fi'alihim, ashab-ı kiramın fi'alinden. Yani teyemmüm ayeti nazil olunca ve teyemmemu sa'iden tayyiba, temiz toprağa teyemmüm edin deyince bir tefsilat yok, şekilde beyan edilmiyor. Resulullah Efendimiz de bir sıfat beyan eylemedi. Ashab-ı kiram böylece meseylediler. Ashab-ı kiramın fiilinden haber verdi. Öyleyse bu delalet ediyor ki omuzlarına kadar meshetmek hakkında bir ayette olmadığı gibi hadiste de yok. Ashab-ı kiramın fiili var, o da delil olamaz. Fakat yehtemülü, muhtemil olurken en tekûne l-âyetu, ayet ola. Lemma unzilet, vaktaki inzal edildi, feteyemmumu sa'iden tayyibe, bu ayet-i kerime nazil oldu. Lem tunzel bi temamiha, temamiyle nazil olmamıştı ayet-i kerimenin. Gerisi nazil olmamıştı. Ve innema unzile minha, ayetten nazil oldu. Estaizu billah, feteyemmumu sa'iden tayyibe, bu kadarı nazil oldu evvelce. Ve lem yübeyyin, Cenab-ı Hak beyan eylemedi lehum. Yoksa Resulullah
yani ayette olmadığı gibi Resulullah Efendimiz de beyan eylemedi ki ennehum ashab keyfe yeteyemmumun, nasıl teyemmüm ederler, bunu da beyan eylemedi Resulullah Efendimiz. Ayeti kerimede olmadı, ondan Resulullah Efendimiz de kendisinde bir şey emreylemedi. Öyleyse ilk önce nazil olan teyemmüm caiz midir, değil midir? Teyemmüm caizdir, ruhsat verildi. Fakat sıfatı ne şekilde o beyan edilmedi. فَكَانَ ذَٰلِكَ teyemmümün bu hükmü oldu عندهم أَصْحَابِ كِرَامٍ عَلَى كُلِّ مَا فَعَلُوا مِنَ التَّيَمُّمْ teyemmümden işlemiş oldukları her şey üzerine oldu. Yani teyemmümü yapın da nasıl yaparsınızsa yapın. لَا وَقَّتَ فِي ذَٰلِكَ vaktan, bunda bir vakit tevkit etmedi. Şu vakitten şu vakıda kadar teyemmüm edeceksiniz, kollarınızı şuraya kadar şu miktarda teyemmüm edeceksiniz, bu yok. وَلَا عُدْوَنْ مَقْصُودًا بِهِ اِلَيْهِ بِعَيْنِهِ bir de kasten şu uzvi teyemmüm edin ayniyle şuraya kadar, bu da beyan edilmedi. Hatta nezelet بَعْدَ ذَٰلِكَ teyemmüm deyince İnsan abdest aldığı azaların hepsinde teyemmüm etmesi lazım gelirdi. Ayaklarını, başını. Çünkü teyemmümden bedel, abdestten bedel oluyor teyemmüm. Halbuki ayeti kerimede bunlar beyan edilmedi. Hangi azalar ve azalar nerelere kadar teyemmüm edilecek, bu beyan edilmedi. Hatta nezilet nazil oldu. Ba'de zalik. Ondan sonra فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ مِنْهُمْ İşte bu nazil oldu. Siz teyemmüm edin. فَمْسَحُوا meshediniz bir vücuhüküm yüzlerinizi ve eydiküm bir de ellerinizi. Evet. Minhu ondan. Yani yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şimdi yüzlerinizi meshedin. Bunda da ihtilaf yok. Ve eydiküm minhu dediğinde bunda da ihtilaf oldu. Eller nereye kadar? Omuzlara kadar mı? Dirseklere kadar mı? Bileklere kadar mı? Bu beyan edilmedi. Ve mimma yedullu ala ma kulna min zalik. İşte bu dediğimiz şeye delalet eden şeydendir ki yani teyemmüm ayeti yarısı bir nazil oldu, yarısı da bir nazil oldu. Buna delalet eder maşhur bir rivayet ki haddesena Ahmed ibn Abdurrahman قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود حدثه Ebul Esved'den rivayet edildi ki haddesehu İbn-i Lehi'a'ya rivayet eyledi ki ennehu Ebul Esved semiye urbete urbeyi işitti ki yuhbiruhu urbe haber verirdi yani Ayşe'de radıyallahu anh Hazreti Ayşe'den قالت Hazreti Ayşe buyurdu ki ekbelna ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem min gazvetin lehu Resulullah Efendimizin bir gazvesinden ikbal ettik, döndük, Medine'ye geliyorduk. Hatta izâ künnâ bil mu'arresi. Mu'arres denilen yere vardık. Bu mu'arreste ne olduğu halde? Gariben minel Medine. Medine'ye yakın olduğu halde. Mu'arres bir mevkiin adı. Medine'ye yakın. Yani gece biz oraya vardık. Ne'astu ben uyukladım minel leyli geceden. Ve kânet aleyye benim üzerimde de var idi kıladetün bir gerdanlık. Boynuna asılan boncuk dizisi. Tüdua es-simt. Ona simt derdiler. Tebluğu sürre göbece kadar da erişirdi. Yani bol böyle hemen boğazında değil de aşağıya sarkar göbeğine kadar. Fecealtu en üsü ben uyuklardım. فَخَرَجَتْ مِنْ عُنُكِ benim boynumdan çıktı. İnsan uyuklayınca başı aşağı gider ya, Hazreti Ayşe de öyle uyuklayınca başı aşağı doğru eğildiği gibi o kılade, o gerdenlik boynundan düştü. فَلَمَّا نَزَلْتُ مَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'le indik salat-ı subhi, sabah namazına. Kultu ben dedim ki, ya Resulallah, harret düştü kıladeti benim boynumdaki gerdenlik min unuki boynumdan düşmüş yani uyukladım o da düşmüş. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eyyühen nas ey cemaat inne ümmeküm sizin ananız kaddallet kıladeta gerdenlikini kaybetti. Boynundan düşmüş. Febteğuha siz bunu arayınız.
Febtegâhen nas. Nas onu aradı. Resulullah Efendimiz Üseydi bin Hüdeyr'i bir cemaatle beraber aramaya gönderdi. Onları da aramaya gittiler. Ve lem yekun ma'ahum ma'un. Onlarda su da yok idi. Feştegalû bi'btigâiha. Onu aramakla meşgul oldular. İlâ en hadaratuhumussalâtu. Namaz vakti hazır oldu. Aradılar. Bulamadılar. Namaz vakti de geldi. Ve vecidul gilâde. Gilâdeyi de buldular. O kilâdeyi de şu surette buldular. Artık aradı taradı bulamadılar. Sabah namazı da geldi. Artık rihlete başladılar. Develeri kaldırdılar. Develeri kaldırınca devenin yatmış olduğu yerde o altta kalmış kilâde. Onu bir rivayette Resulullah Efendimiz buldu. Bir rivayette Üseyd ibn Hudeyr buldu. وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى مَا۪ينَ Fakat kiladeyi buldular ama sabah namazı oldu, su bulamadılar. Namaz kılacaklar, abdest alacaklar, su yok. Ne yapacaklar? فَمِنْهُمْ o eshaptan oldu. Men bir kimse ki teyemmeme teyemmüm etti iler kefi dişeklerine kadar. Bileklerine kadar. وَمِنْهُمْ bir kısmı da oldu. Hocam eshaptan oldu. Men bir kimse ki teyemmeme teyemmüm etti iler menkibi omuzlarına kadar. Ve bazıhum bazısı da teyemmüm etti ala cesedihi cesedinin hepsine toprağı aldı vücudunun her tarafına sürdü. Febelaga zalik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın böyle teyemmüm ettiğini Resulullah Efendimiz'e söylediler ki kimisi bileklerine kadar, kimisi omuzlarına kadar, kimi bütün vücudunu teyemmüm etti. Fe enzelet ayetü teyemmüm, teyemmüm ayeti orada nazil oldu. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadiste orucudur ki اَنَّ نُزُولَ آيَةِ التَّيَمُّمْ Teyemmüm ayetinin nüzulü كَانَ بَعْدَ مَا تَيَمَّمُ Onlar teyemmüm ettikten sonra oldu. Nazil oldu. هَذَا التَّيَمُّمَ الْمُخْتَلِفَ Bu ihtilaf edilen teyemmüm olduktan sonra teyemmüm nasıl olacak? Birkaç türlü teyemmüm yaptılar. Böyle muhtelif. Her birisinin teyemmümü ona benzemedi. İşte bunu yaptıktan sonra ayet nazil oldu. Öyle teyemmüm muhtelif teyemmüm ki ellezî öyle muhtelif teyemmüm ki ba'duhu ve teyemmümün bazısı ilel menakibi omuzlara kadar oldu. Bazısı dirseklerine kadar oldu. Bazısı bileklerine kadar oldu. Fe'alimna biz bildik teyemmümehum onların teyemmümlerini bildik ki ennehum lem yef'alû onlar işlemediler zalike bu teyemmümü illa vakat tekaddeme illa kat geçmişti indehum onların indinde aslı teyemmüm teyemmümün aslı var idi. O da neydi? Feteyemmemu sa'iden tayyiba bu nazil olmuştu onu biliyordular yani teyemmümün aslı var ama şeklini sıfatını bilmiyordular onun için muhtelif surette teyemmüm ettiler. Ve alimna biz bildik. Bir kavli Hazreti Ayşe'nin kavliyle de bildik ki فَاَنْزَلَ ayet اَيَتَ teyemmüm. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri teyemmüm ayetini inzal eyledi. اَنَّ الَّذ۪ي نَزَلَ بَعْدَ فِعْلِهِمْ Bu فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اَيَتَ teyemmümle de bunu alimle bildik. Bir kavliha فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اَيَتَ teyemmüm Hazreti Ayşe diyor ki ondan sonra teyemmüm ayeti nazil oldu. Bundan da bildik ki اَنَّ nezel nazil olan şey بَعْدَ فِيَعْلِهِمْ Ashab-ı kiramın böyle muhtelif surette teyemmüm ettiklerinden sonra nazil olan huve sıfatü teyemmümü teyemmümün sıfatıdır. O da ne? فَمْسَحُوا بِوِجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ Bu sıfat-ı teyemmüm ondan sonra nazil oldu. فَهَذَا وَجْهُ حَد۪يسِ اَمَّارِ عِنْدَنَا Biz de Hazreti Ammar'ın hadisinin vecihi budur. Yani Hazreti Ammar'ın rivayet eylemiş olduğunun hülasesi ayeti kerime nazil olmuştu. Teyemmümün sıfatı, hükmü beyan edilmiş. Sıfatı değil de hükmü beyan edilmişti ki teyemmüm caiz. Ashab-ı kiram sıfatını bilmiyordular. Onun için muhtelif surette teyemmüm ettiler. Fakat sonradan ayeti kerime nazil oldu. Sıfatı da beyan edildi. Ve mimma yedullu eyda yine delalet eden şeylerdendir. Neye? Ala enne hadihil ayet. Bu ayet tenfi nefyedir. Ma fealu min zalik. Onların yaptığı şeyden yaptığı şeyi nefyeder. O da ne? Koltuklarına kadar, omuzlarına kadar teyemmüm etmek vardır. Onu nefyeder bu ayet. Ki o da ne? Enne ammâre binne yâsir. Ammâre Hazreti Ammâr.
Huve lezî revâ zâlike anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Omuzlara, koltuklara kadar meshetmeyi rivayet eden Hazreti Peygamber'den Hazreti Ammar'dır. Fakat revâ gayruhu. Halbuki Hazreti başkası rivayet etti anhu yine Ammar'dan. Bu birinciyi rivayet eden Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Utbe'ydi. Bunlar böyle rivayet ettiler. Halbuki başkaları da yine Ammar'dan rivayet eylediler. Fit teyemmümün dedi, şöyle bir teyemmüm hakkındaki amelehu, onu işledi ba'de zalike. Bundan sonra bu ihtilaftan sonra hilafe zalik, bunun hilafını rivayet eyledi. Omuzlarına kadar değil de başka suretle rivayet eylediler. O da ne? O hangi rivayet? Onu da beyan ediyor. Feminhu, işte o hilafına rivayet edilen hadislerdendir. Ma haddesena Ali ibn-i Ma'bed. Ali ibn-i Ma'bed'in bize rivayet etmiş olduğu hadis. Kale haddesena Abdülvehhab en Sa'idin en Katadete en Azrete en Sa'id ibn Abdurrahman ibn Ebza en Ebihi. Sa'id babası Abdurrahman ibn Ebza'dan rivayet eyledi ki en Ammar ibn Yasir, Ammar ibn Yasir se'ele Nebiyyallah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sual eyledi anit teyemmümi, teyemmümden. Fe emerehu, Resulullah Efendimiz de emreyledi bil veçi vel kefeyn, yüzü mescidin bir de elleri mescidin. Böyle emreyledi. Kefeyn deyince kefeyinden murat yani omuzlarına kadar değil, kollarına kadar değil. Ellerini, ellerine, bileklerine kadar mi, dirseklerine kadar mi? Burası meçhul. Evet, bu rivayette en Katade en Urvete demiş. Urve kelimesi galat. Sahihi Azre. Hazreti İbn-i Sabit rivayet ediyor. Haddesene Ebu Bekir'te kâle haddesene Ebu Davud. Kâle haddesene Şuhabetu anil hakem. Kâle semiyatu Zerrebni Abdillah yuhaddis. Zerrebni Abdullah'ı rivayet eder. İşittim. An İbni Abdurrahman İbni Ebza. Abdurrahman İbni Ebza'nın oğlu Sa'id'den. An Ebihi, o da babası Abdurrahman İbni Ebza'dan. Enne racülen, bir adam. Eta Ömer'e radıyallahu anh, Hazreti Ömer'e geldi. Fekale, dedi ki inni küntü fi sefer, ben seferde idim. Fe ecnebtu, ben cünüp oldum. Felem ecidil ma'a, suyu da bulamadım. Ne yapacağım? Fekale Ömer'e radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki la tusalli, namaz kılma. Madem su bulamadın, abdestin yok, abdestsiz de namaz kılınmaz, öyleyse namazı terk et dedi. Fekale Ammar, Ammar dedi ki ya emirel mümini, yani Hazreti Ömer'e hitaben, ey müminlerin emiri, ema tezkürü, sen hatırlamıyor musun ki enni küntü, ben oldum, ene ben ve iyâke sen, fi seriyetin, bir seriyede birkaç cemaati düşmana gönderirler, sonra seriye derler, yani adetleri az. Öyle bir seriyede senle ben beraber idik. Fe'ecnebna, ikimiz de cünüp olduk. Felem necidil ma'a, suyu bulamadık. Femma ente, amma sen, felem tusalli, kılmadın. Su yok diye cünüplükten temiz olmak için gusletmek lazım. Su yok. Cünüp olarak da namaz kılamadığın gibi teyemmüm de etmedin. Namazı terk ettin. Ve emma ene ben fetemerra'tu fittura, toprakta yuvarlandım. Yani toprağı aldım, bütün vücuduma meshetti, eyledim. Fatihinen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e geldik. Fe'ahberine, o haber verdik ki Hazreti Ömer namazı hiç kılmamış. Teyemmüm edip namaz kılmamış. Hazreti Ammar da bütün vücudunu teyemmüm etmiş. Ondan sonra namazını kılmış. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki emma ente, ama sen ya Ammar, fekâni yekfî, kesene kifayet ederdi. Dedi ve kâle, işledi. Kâle fe'ale manasını, bi yedîhi, ellerini. Ellerini, elleriyle bir işledi, yani gösterdi. Fedarabe bihima, ellerini yere vurdu ve nefekha fîhima. Ondan sonra ellerini üfürdü ki kummum olup da yüzünü cızmasın. Ve mesehe bihima, onlar ile mesh eyledi ve çehu yüzünü ve keffeyhi, ellerini. Böyle meseledi. Hazreti Ömer'e ne dedi? Hazreti Ömer'e de dedi ki teyemmüm edeydim. Bu rivayette onu getirmiyor. Fakat burada Hazreti Ammar'a teyemmümün sıfatını beyan ediyor ki ellerini yere vuracaksın, yüzünü ve ellerini mesh edeceksin. Fakat bundan da anlaşılıyor ki bir defa
vurdu Peygamber Efendimiz. Yani bir defa vurmak kafi değil, iki defa lüzum yok. Bundan anlaşılıyor. Fesiyalu Ammar'ın, Hazreti Ammar'ın bu fiali istemerrağa temerrug etti ya, bütün vücudunu teyemmüm etti ya, yuridu bizalik. Bu temerrugla murad ederdi et teyemmüme teyemmümü, cenabetten teyemmümü. Cünüp olunca vücudun her tarafını yıkamak lazım ya, su olmayınca toprak onun yerine kayıp elini toprağa vurdu, bütün vücudunu meseyledi ki cenabetten teyemmüm kastetmiş oldu bu. Ve inkâne zâlike bâde nüzûlil âyet. Bu ayetin nüzulundan sonra olduysa fe innemâ kâne zâlike, bu temerrug oldu minhu, Hazreti Ammar'ın böyle bütün vücudunu teyemmüm etmesi, indena, bizim indimizde, vallahu alem, Allah daha ziyade alimdir. Yani biz böyle diyoruz. Hakikat Allah bilir ki niçin Ammar böyle yaptı? لَاَنَّهُ bu amelun, bir ameldir. Yani bütün vücudunu meshetmektir ki اَلَا اَنَّ التَّيَمْمُمَ teyemmüm, onun teyemmümünün cenabeti, cenabet için olan o teyemmümü gayru teyemmümü lil hades, hades için olan teyemmümü gayrıdır. Yani biz bunu diyoruz ki bizim indimizde Ammar ibn Yaser'in böyle yapması cenabet için teyemmüm başkadır, abdest için teyemmüm başkadır. Abdest için teyemmüm olsaydı bir ellerini, bir yüzünü, bir ellerini meshederdi. Fakat Hazreti Ammar düşündü ki bu cünüp oldu, bütün vücudunu teyemmüm etmek lazımdır diye o niyette öyle bütün vücudunu meseledi. Ne vakıta kadar böyle bu niyetle yaptı? Hatta allemehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hatta Peygamber Efendimiz Hazreti Ammar'a talim etti, öğretti ki ennehuma sevaun, cünübün teyemmümüyle abdestsizin teyemmümü ikisi birdir, farkı yoktur. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زايدة وشعبة عن حصين عن أبي مالك عن عمار أنه حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زايدة وشعبة عن حصين عن أبي مالك عن عمار حضرت عمار بن رواية لدى أبو مالك أنه قال حضرت عمار قال برد فعل معناسه أي فعل işledi, teyemmüm etti ilel mafsali, mafsale kadar. Ve lem yerfa'hu, bu hadisi Ammar'a vakfeyledi de refi eylemedi. Yani Resulullah Efendimiz'e kadar rivayet eylemedi Ebu Malik. Ammar'da durdu. Yani Resulullah Efendimiz böyle yaptı dese bu vakitte hadisi Resulullah Efendimiz'e kadar çıkarmış olur, öyle demedi. Ammar böyle işledi deyince buna bu hadise mevkuf derler. Ammar da durdu. Yani Ammar mefsellere kadar teyemmüm etmiş. Omuzlarına kadar değil. Haddesena Muhammed ibn el-Haccac kâle haddesena Ali ibn Ma'bad kâle haddesena İsa ibn Yunus anil A'meş an Selamete ibn Küheyl an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Ebza an Ebihi. Sa'id babası Abdurrahman ibn Ebza'dan rivayet eyledi. An Ammar'ın, o da Hazreti Ammar'dan rivayet eyledi ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبر فنبز قال له حضرة عمار بيردولار كي إنما يكفيك سن كافور أن تقول إشليسن هكذا بيلجة شولجة إشليسن dedi وضرب الأعمش آمش وردي بيديه الليل الأرض يرى وردي ثم نفخهما سر أنر أفردي ومسح بهما الليل مسحلدي وجهه يزني وكفه الليل. Çünkü Ameş'in yapması, yani Ameş de Selamet ibn-i Küheyl'den öyle görmüş, Selamet ibn-i Küheyl de Sa'id ibn-i Abdurrahman ibn-i Ebza'dan öyle görmüş, o da babası Abdurrahman ibn-i Ebza'dan, o da Hazreti Ammar'dan, o da Resulullah Efendimiz'den böyle gördüğünde Hazreti Ameş aynen beyan ediyor. Bu hadis, hadisi merfuru, Resulullah Efendimiz'in fiilini beyan eder. Burada da Mesih yüzüne var, bir de ellerine var, omuzlarına kadar yok. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار ذر عبد الرحمن بن أبزة'dan rivayet ediyor. O da Ebza'dan. Ki bu aşağıda gelecek. Burada yanlış. Bu Abdurrahman değil. İbn Abdurrahman, ibn kelimesi sakit. İbn Abdurrahman babası Abdurrahman'dan rivayet ediyor. Halbuki bu hadise göre Abdurrahman
Babası hep zaten rivayet ediyor ki bunun yanlış olduğunu beyan edecek. An Ammar'in, o da Hazreti Ammar'dan rivayet edildi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle lehu Hazreti Ammar'a dedi ki innemâ kâne yekfîke hâkezâ, şöyle yapmak sana kifayet eder idi dedi. Ve darabe şöbetü şöbe, ellerini vurdu bi ketfîhi, ellerini ilel ardı yere. Ve ednâhuma, ondan sonra yaklaştırdı min fîhi, ağzına ağzına doğru getirdi. Fe nefeha fîhima, ellerini üfürdü. Sümme vesahe veçehu, ellerini mesheyledi ve ketfîhi veçehu, yüzünü meshetti ve ketfîhi, ellerini. Hazreti Ameş'in böyle yapması, yani rivayet hadisi rivayet ederken Resulullah Efendimiz'in fiilini de raviler birbirine aynen gösteriyorlar. İşte o da öyle şey, o şekilde gösterdi. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki hâketâ kâle Muhammed ibn-i Huzeymi. Muhammed ibn-i Huzeymi bu hadiste bana Muhammed ibn-i Huzeymi böyle rivayet eyledi. Fî isnâd-ı hâdel hadis, bu hadisin isnadında Muhammed ibn-i Huzeymi bana böyle rivayet eyledi. Kimden? En Abdurrahman ibn-i Ebza, Abdurrahman ibn-i Ebza'dan getirdi. O da kimden? Abdurrahman da an ebihi, babası Ebza'dan. Ve innemâ huve, halbuki bu rivayet an zerrin, zerden rivayet edilmiştir. O da kimden? An ibni Abdurrahman, Abdurrahman'ın oğlundan, onun oğlu da Said, Said'den. O da kimden? An ebihi, babası Abdurrahman'dır. Çünkü Ebza, Abdurrahman'ın babası Ebza, onun bir rivayeti yok. Bu hadiste bir rivayeti olmadığı gibi muhaddisin-i kiram diyor ki hiçbir hadiste bir rivayeti de gelmemiştir. Burada o ihtilaf senette oldu. İmam-ı Tahavi onu beyan ediyor. Tekrar zerden sahih olanı getiriyor. Diyor ki haddesene Ebu Bekret'e, kâle haddesene Ebu Davud, kâle haddesene Şöbe an Selemet'e, kâle semi'tu zerren, ben zerri işittim, yuhaddisu ani bini Abdurrahman ibn Ebza, Abdurrahman ibn Ebza'nın oğlu Sa'id'den rivayet ediyordu. An ebihi, o da babası Abdurrahman'dan rivayet ediyordu. Nehvehu, işte bu zikrettiğimiz hadisin mislini. Kâle Selemetu, yalnız Seleme dedi ki la edri, ben bilmiyorum. Belaga zira'ini emla, şek ediyor Seleme ki Peygamber Efendimiz yüzünü meshetmiş, ellerini de mesheylemiş ama dirseklerine kadar mı yoksa bileklerine kadar mı, bunu bilemiyorum, unuttum diyor. Yani var da ellerini bileklerine kadar mı, dirseklerine kadar mı, onu unutmuş. Onu bilemiyorum diyor. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Muhammed ibn-i Kesir kâle akberena Süfyan an Selamet ibn-i Köheyl an Abi Malik an Abdurrahman ibn-i Ebza mislehu, Abdurrahman ibn-i Ebza'dan bu hadis-i şerifin mislini zikrediyor. Şimdi burada da Abdurrahman'ın kendisi rivayet ediyor. Babası değil, babası Ebza'dan değil, Abdurrahman'ın kendisi. Ve zâde, bu rivayette ziyade eyledi. Femeseha bihima, elleriyle mesheyledi. Veçehu, yüzünü ve yedihi, ellerini. Nereye kadar? İlâ ensâfi zira, kollarının yarısına kadar mesheyledi. Burada bak miktar beyan ediliyor. Haddesene Ebu Bekret'e kâle, haddesene Mu'ammelun kâle, haddesene Süfyan, fezekere bi isnâdihi mislehu. Süfyan-ı Sevri de aynen bu hadisi şerifi bu isnatta böyle zikreyledi. Fakat izzarabe, müzdarip oldu aleyna, bize hadisi Ammar'ın hâze. Ammar'ın bu hadisi bize muzdarip oldu. Yani muhtelif rivayetler, gerek senette gerek metinde ihtilaflar, izdiraplar hasıl oldu. Hepsi bir söz gelmedi. Gayrı ennehum cemiyan, yalnız şu kadar var ki bu senetteki ravilerin hepsi kad nefav, nefiylediler en yekûne ola, kad belâ, erişmiş ola teyemmüm el menkibeyin, omuzları vel ipteyin, koltuk altlarına. Bu Ammar'ın hadis, Ammar'dan gelen bu rivayetlerde şu var ki omuz zikredilmiyor, koltuk da zikredilmiyor, teyemmüm buraya kadar yapıldığı zikredilmiyor. Bunların nefi var, bunda ittifaklar var. Ondan sonra gerisinde ihtilaf var. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu. İntifa'u ma ruvi anhu, Hazreti Ammar'dan rivayet edilen şeyin müntefi yok olduğu sabit oldu. Nerede? Fi hadisi Ubeydillah an ebihi. Ubeydillah babası Abdullah ibn Abbas'tan. Ev ibn Abbas'ın.
radıyallahu anhuma yahut da İbn Abbas'ın kendisinden rivayet edilen şey müntefi oldu. Yani omuzlara kadar teyemmüm edilecektir. Bunu nefyetmiş oldu. Bu yok. Ve sebete sabit oldu. Ehadul gavleynil ahireyn. Öteki iki gavlin birisi sabit oldu. Çünkü üç rivayet var ya, ellerini nereye kadar mesedecek? Omuzlarına kadar var, dirseklerine kadar var, bileklerine kadar var. Bir omuzlarına kadar meshetmek bu rivayetlerde yok. Bu müntefi. Olunca hangisi kaldı? O yok olunca kaldı ya ellerini bileklerine kadar yahut dirseklerine kadar meshet, teyemmüm etmek, meshetmek var. Öyleyse bu ikisini araştıracağız. Yüzüne teyemmüm ettikten sonra ellerine, bileklerine kadar mı meshedecek, dirseklerine kadar mı meshedecek, eğleyecek. فَنَزَّرْنَا فِي ذَلِكَ Buna da nazar eyledik. Araştırdık ki hangisi daha sabit olacak, hangisini diğer rivayetler teyit ve tekit edecek. فَاِذَا اَبُوْ جُهَيْمِ Baktık ki Ebu Cehim قَدْ رَوَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki اَنَّهُ Peygamber Efendimiz teyemmeme, teyemmüm etti, meseyledi وَچَهُ وَكَتْبَيْهِ Yüzünü ve ellerini meseyledi. فَذَٰلِكَ بُوْ حُجَّةٌ حُجَّتْتِرْ لِمَنْ bir kimseye ki zehebe sahip oldu ki ilâ enne teyemmüme teyemmüm ilel kefeyn ellerine kadardır. Yani bileklerine kadardır. Dirseklerine kadar değil. Bu da onu tespit etmiş oldu. وَرَوَى نَافِعٌ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ Nafi'ye de İbn Abbas'tan rivayet eyledi. Fakat doğrusu İbn Ömer'den. İbn Abbas değil, İbn Ömer radıyallahu anh'a. İbn Ömer'den İmam-ı Rafi rivayet eyledi. Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ki ennehu teyemmeme ila mirfaqihi dirseklerine kadar teyemmüm etti. Şimdi Cüheym Peygamber Efendimiz yüzüne bellerine meseyledi dedi. Burada da Abdullah ibn Ömer Peygamber Efendimiz dirseklerine kadar meseyledi geldi. Fakat zekertu hazeynil hadiseyn bu iki hadisi de ben zikreyledim. Cemiyen her ikisini de fi bab-ı kıraat-ı Kur'an-ı lil-hayz hayzi bir kadın Kur'an okuyabilir mi okuyamaz mı geçti yukarıda bu babda bu iki hadisi ben zikreyledim. Her iki hadiste de omuzlarına kadar teyemmüm etmek yok. Fakat haddesena Muhammed ibn el-Haccac قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا ابو يوسف امام ابو يوسف امام ابو حنيفه التلمذي ان الربيع ابن بدر قال حدثني ابي عن جدي ان اسلع التميمي قال Esla'u temimi diyor ki Küntü me'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ben Resulullah Efendimizle beraber idim fi seferin bir seferde beraber idim. Fekaleli bana dedi ki ya Esla'u kum ya Esla kalk fe erhillena bizi yolcu et. Bu Peygamber Efendimizin hadimiydi. Develerin yükünü yükler ve yolda yardım ederdi. Ona kalktık ki kalk rehleti yapalım. Kultu ya Resulullah kad esabetni ba'deke cenabe. Ya Resulullah bana cenabet isabet eyledi. Dedim. Fesekete sakit oldu. Sükut etti anni benden hatta etahu Cibril. Hatta Cibril ona geldi. Bu ayeti teyemmümü teyemmüm ayetiyle geldi. Teyemmüm ayetini inzal eyledi. Fekale li Resulullah Efendimiz bana dedi ki yani Esla buyurmuş ki ya Esla ey Esla kum kalk feteyemmem sa'iden tayyiba. Temiz toprağa teyemmüm et. Darbeteyn iki kere, yani iki kere ellerini vur. Darbeten liveçik, bir ellerini toprağa vur, liveçike yüzün için. Ve darbeten bir de ellerini toprağa vur, lizra'ik kolların için. Zahirihima ve batinihima, hem kolların diş tarafı hem de iç tarafı için. Burada bak zira'in dedi, kollara kadar. Demek ki iki darb, birisi yüzü için, birisi de kolları için. فَلَمَّا اَنْتَهَيْنَا اِلَى الْوَقْتِكِ suya vasıl olduk. Kale buyurdu ki ya esla'u ey esla'u kum fa'tesil kalk gusli çünkü suya varınca teyemmüm bozuldu. Bu vakitte kalkıp abdest alacak. فَلَمَّ اَخْتَلَفُوا فِي teyemmüm teyemmümdeki böyle ihtilaf eylediler ki keyfe huve teyemmüm nasıldır? وَاَخْتَلَفَتْ ihtilaf eyledi hadir rivayet bu rivayetlerde rivayetlerde ihtilaf eyledi fi teyemmümde. Reca'na biz rücu eyledik ile nazari kıyasa fi zalike bu mesele hakkında kıyasa da nazari eyledik ki kıyas hangisini icap eder? Linestahrice bihi kıyasla biz çıkaralım. Min hadi ile kavil bu kavillerden bu rivayetlerden kavlan sahihan sahih bir kavil çıkaralım.
rivayetler muhtelif oldu. Öyleyse bir de kıyasa bakalım dedik. فَاَتَبَرْنَا ذَٰلِكَ Kıyas-ı itibar eyledik. فَوَجَدْنَا biz bulduk. اَلْوُضُوَا abdesti عَلَى الْاَذَا azalar üzerine abdesti elleti öyle azalar ki زَكَرَهَا اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Hak ve uduvları zikreyledi fi kitabı Kur'an'ında. Kitabında zikreyledi. Onlar استعذ بالله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede dört azayı zikreyledi. وَكَانَ التَّيَمُّمُ تَيَمُّمْ قَدْ أَسْكَتَ إِسْكَاتَ اِلَدِي اَنْ بَعْدَهَا Bazısından teyemmüm ayeti nazil olunca فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ ayeti kelimesi nazil olunca dört azanın ikisini iskat eyledi, ikisini ibka eyledi. فَاَسْكَتَ teyemmümü iskat etti عَنِ الرَّاسِ وَالرِّجْلَيْهِ baştan ve ayaktan iskat eyledi. Onlara teyemmüm yok, başa ve ayaklara. فَكَانَ التَّيَمُّمْ teyemmüm oldu. Huve o teyemmüm اَلَا بَعْدِ مَا شُلْ بِرَازَلَرِنْ بَعْسِنِ oldu ki عَلَيْهِ الْوُضُوُ abdest onun üzerindedir. Abdest onun üzerine olan dört azanın bazısını oldu. Niye? Dört azadan başıyla ayakları çıkarınca ne kaldı? Yüzüne kolları kaldı. Teyemmüm ne olacak? Yüzüne kolları. فَبَتَلَ بِذَالِكَ bununla batıl oldu. قَوْلُمَنْ bir kimsenin sözü ki قَالَ o dedi اِنَّهُ اِلَى الْمَنَاكِبِ umuzlara kadar mesedilecek diyenlerin قَوْلُ batıl oldu. لَاَنَّهُ لَمَّا بَتَلَ oktaki batıl oldu. Teyemmüm, hani râsi ve ricleyin baştan ve ayaklardan batıl oldu. Onları Cenab-ı Hak iskat eyledi. Ve hıma halbuki başıyla ayaklar mimma yuvaddavu. Abdeste dahil olan şeylerden idi. Abdest alınırken ayaklarını yıkayacak, başa mesedilecek. Öyleyken Cenab-ı Hak onları iskat etti. Kâne ehrâ daha layık oldu ki en la yecibe vacib olmaya alâ mâla yuvadda. Abdest alınmayan azanın sakit olması daha ehrâ oldu. Abdest alınırken وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ dirseklere kadar yıkayın. Dirseklere kadar, dirsekten yukarısını yıkamak abdeste yok da teyemmümde mi olacak? Halbuki teyemmüm daha tahfif ediyor. Dört azayı ikiye indirdiği halde abdest azasının elleri yıkanırken dirseklere kadar yıkansın, teyemmüm edilirken de omuzlara kadar teyemmüm ediyorsun, bu olmaz. Onun sakit olması daha evladı tarif oldu. ثُمَّخْتُلِفَ سُرِ اِخْتَلَفُ olundu فِي الزِّرَعِينَ şimdi bu yumuzlara kadar teyemmüm yok. Bunu ispat ettikten sonra fakat ihtilaf nerede oldu? Yüzüne mesletmek. Bunda ihtilaf yok. Ellerine nereye kadar? Bileklerine kadar mi? Dirseklerine kadar mi? Dirsekler dahil mi değil mi? Bunda ihtilaf olundu. هَلْ يُيَمَّمَانِ اَمْ لَا zira yani bilekten mirfaka kadar, dirseğe kadar olan yer teyemmüm olunacak mı, olunmayacak mı? Bunda ihtilaf oldu. فَرَيْنَ الْوَجْهَ biz yüzü gördük ki yüyemmemü teyemmüm olunur bir sa'id toprağıyla. Yüz teyemmüm edilir. كَمَا يُغْسَلُ بِالْمَاءِ su ile yıkandığı gibi. Abdest alırken yüzünü nasıl yıkarsa teyemmümde de o yüzü öylece teyemmüm eder. وَرَيْنَ الرَّاسَ وَالرِّجْلَيْنِ baş ile ayakları da gördük ki لَا يُيَمَّمُ teyemmüm olunmaz. مِنْهُمَا baş ile ayaklardan şeyin hiçbir şey. Teyemmümde onlar dahil değil. Çıktı. فَكَانَ اُلْدِ مَا اُلْ بِشَيْكِ سَكَتَ التَّيَمُّمُ teyemmümünden sakit oldu. O da başından ayaklar değil miydi? Sakit oldu. Teyemmüm sakit oldu. اَنْ بَعْدِهِ bazısından. Bazısından ki baş ile ayaklar sakata sakit oldu. اَنْ كُلِّهِ baş ile ayakların hepsinden sakit oldu. Yani baş ile ayakların bazısı teyemmüm edilecek, bazısı edilmeyecek, bu da yok. Hepsinden sakit oldu. Ve kâne oldu ma ul bi şey ki vacibe fihi teyemmüm. Teyemmümünde vacip oldu ki o da yüz ile ellerdir. Kâne oldu kel vudu abdest gibi. Sevabı müsavi oldu. Niye? Baş ile ayakların bazısından teyemmüm sakit oldu, bazısı abdest mi alınacak? Yok. Hepsinden birden sakit oldu. Öyleyse teyemmüm edilecek şey de abdest gibidir. Yüzünün eller, yüz nasıl ne kadar miktar yeri yıkanacaksa o kadar teyemmüm edilecek. Kollarında ne miktar yıkanılacaksa abdestte o miktarı teyemmüm edilecek. Evet, ikisi müsavi oldu. Böylece olmuş oldu. لَاَنَّهُ teyemmüm cü'ile kılındı bedelen minhu abdestten bedel kılındı. Öyleyse bundan da sabit oluyor ki teyemmüm yüzün hepsine olacak.
kolların da abdestte nereye kadar yıkanacaksa teyemmüm de oraya kadar olacak. Felemma sebete vaktaki sabit oldu ki enne ba'de ma yuğselü minel yedeyn. Ellerden yıkanılan şeylerin bazısı fi hali vücudil ma su bulunduğu vakıtta ellerin bazıları yıkanır. Nereye? Eller dirsekleriyle beraber yıkanır. Bu yüyemmemü teyemmüm olunur fi hali ademil ma su olmadığı vakıtta da oraya kadar yani dirseklerine kadar teyemmüm olunur. Sebete bizarik bununla da sabit oldu ki enne teyemmüme teyemmüm fil yedeyn eller de ilel mirfekeyn dirseklerine kadardır. Kıyasen ve nazaren kıyas ve nazar itibariyle ala ma beyyenne bizim beyan ettiğimiz şey üzerine minzalik bu bahisten. Bu bahisten beyan ettik ya işte ona kıyasen dirsekleriyle beraber mesedilmesi lazımdır. Ve hâdâ kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in. Bu üç imamın kavli de budur. Ve Sevriyi ve Şafi'i. Sevri'nin, Şafi'nin mezhebi de budur. Ve vel meşhur min Malik. İmam Malik'te meşhur olan da budur. Ve ve kavlu ekseri ehli fetva ve selef. Ehli fetvanın ekserisinin ve selefin kavli de budur. Teyemmüm. İki darp bir niyet. Niyet me'lum. Darp da bir ellerini yere vuracak. Yüzünü mesedecek. Bir de ellerini vuracak. Dirsekleriyle beraber ellerini, yani kollarını mesedecek. Dirseklerine kadar. Ve kad ruviye zalik an İbn-i Ömer. İbn-i Ömer'den de bu rivayet geldi. Ve Cabir'in radıyallahu anh. Cabir'den de bu rivayet geldi. Yani onlar da böyle yapmış olduğu bize vasıl oldu diyor İmam-ı Tahavi. Onu da ispat ediyor. Buyuruyor ki haddesena Yunus. Kale haddesena Ali ibn Ma'bed. An Ubeydillah ibn Ömer. Ve an Abdülkerim Cezeri. An Nafi'in. Kale seeltu ibn Ömer. An teyemmüm. Abdullah ibn Ömer'e sordum teyemmümden ki teyemmüm nasıl yapılır. Fadarebe bi yedeyhi ilelert. Eller iki elini yere vurdu. Ve mesehe bihima yedeyhi. Ve veçehu ellerini ve yüzünü teyemmüm etti. Meseyledi. Ve darabe darbeten uhra. İkinci defa ellerini yere vurdu. Fe mesehe bihima. Ve elleriyle mesheyledi zirai'yi kollarını. Ya Abdullah ibn Ömer de bak kollarını mesheylemiş. Haddesena Ali ibn Şeybe. Kale haddesena Muhammed ibn Abdillah el-Künnasi. Kale haddesena Abdülaziz ibn Ebi Rabwad. Ennafi an ibn Ömer radıyallahu anhuma mislehu. Abdullah ibn Ömer'den de gene aynı bu şekilde rivayet edildi. Haddesena Ravuh ibn el-Ferec. Kale haddesena Sa'id ibn Kesir ibn Ufeyr. Kale haddeseni Yahya ibn Eyyub. An Hişam ibn Urve, an Nafi, an ibn Ömer radıyallahu anhuma mislehu. Abdullah ibn Ömer'den bu rivayeti İmam-ı Tahavi Ravuh ibn el-Ferec tarikede de rivayet ediyor. Haddesena Yunus kale akhberena ibn Vehbin. Enne Maliken haddesehu an Nafi'in. Enne Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Ömer akbele minel cüruf. Cüruften geliyordu Medine'ye doğru. Hatta izâ kâne bil mirbet. Mirbette olduğu vakitte teyemmeme se'iden tayyiba. Temiz bir toprağa teyemmüm etti. Femesehe bi veçihi ve yedeyhi. Yüzünü mesheyledi ve yedeyhi ellerinde mesheyledi. İlen mirfekeyin dirseklerine kadar mesheyledi. Sümme salla ondan sonra namaz kıldı. Bu da ispat etti ki yüzünü meshettiği gibi ellerinde dirseklerine kadar meshedecek. Haddesena Fadun gâle haddesena Ebu Nu'aymin gâle haddesena Hazretü bin Sabit an Ebi Zübeyri an Cabirin radıyallahu anh. قال Hazreti Cabir buyurdular ki etahu raculun Hazreti Cabir'e bir adam geldi. فقال dedi ki asabetni cenabetun bana cenabet isabet etti yani ben cünüp oldum. Ve inni temaaktu fit turab ben toprakta yuvarlandım. Yani elbisesini çıkarmış toprakta yuvarlanmış toprağı vücudunun her tarafına sürmüş. Cünüp olduğundan dolayı yani su bulamamış da toprağı ile temizlenmiş. فقال Hazreti Cabir ona dedi ki asirte himaren sen eşek mi oldun? Yani eşek öyle yuvarlanır toprakta. Yani bu böyle yapmak icap etmez. وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ Ellerini vurdu ile ardı yere. فَمَسَحَ وَجْهَهُ Yüzünü mesheyledi. ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ Sonra yine ellerini vurdu ile ardı yere. فَمَسَحَ بِيَدَيْهِ Elleriyle mesheyledi. اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ Dirseklerine kadar. وَقَالَ Hazreti Cabir buyurdular ki هَاكَذَا تَيَمُّمُ İşte teyemmüm böyledir. Yani ister cünüp ol, ister abdestsiz ol, teyemmümün şekli budur. Öyle yatıp da toprakta yuvarlanmak yoktur. Fakat ruviye mislu zalik. Eyda, aynen bu rivayet gibi, Hazreti Cabir'in rivayeti gibi rivayet edildi.
anil Hasan, Hasan-ı Basri'den de böylece rivayet edildi. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Haccacun, kâle haddesena Hammadun en Katadete anil Hasan. Hasan-ı Basri'den rivayet edildi ki ennehu kâle, Hasan-ı Basri buyurdular. Teyemmüm nedir? Darbatun lil veçi, ellerini yere vurmak yüz için. Vel keffeyn, yüz ve eller için. Ve darbatun bir darbde ellerini yere vurmaktır. Liz zira'ayni, kolları için. İlel mirfekeyn, dirseklerine kadar. Hasan-ı Basri de böyle yapmış ve böyle buyurmuş. Haddesena Muhammedun kâle haddesena Haccacun, haddesena Ebu'l-Eşheb anil Hasan, İmam-ı Hasan-ı Basri'den Ebu'l-Eşheb de rivayet eyledi. Mislehu aynen bu hadisi şerifin mislini ve lem yekul ilel mirfakeyn, fakat bu sonki rivayette ilel mirfakeyn gelmedi. Yani ellerini iki defa yere vuracak, birisinde ellerini ve yüzünü meshedecek, birisinde de kollarını meshedecek. Mirfak meselesi gelmedi, yukarıki rivayette geldi. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.